şey konusuna, Levent Gültekin meselesine. Bu kısım da önemli. E, kendisine sormadığım için, <laughs> izin almadığım için henüz e, videosunu paylaşamıyorum. Kendi YouTube kanalında paylaşmış çünkü. İzinsiz paylaşmak istemedim e, nezaketen. O nedenle videoyu paylaşamayacağım ama e, deşifre olarak yani o videoda neler söylediğini sizlere aktarayım. Şimdi Levent Gültekin gazeteci, yazar biliyorsunuz. Daha önce bir hatırlatma yapmak gerekirse e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile genel seçimden önce birebir bir görüşme yaptığını ve Kemal Bey'e aday olmayın dediğini, Kemal Bey'in de kendisine benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok dediğini aktardığı bir iddiası gündeme gelmişti. Bunu günlerce konuşmuştuk. Hatta Levent Gültekin çok sert eleştirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un yayınında bu görüşmeyi doğrulamıştı ama içeriğiyle ilgili böyle bir şey söylemedim demişti. Bu çok tartışılmıştı, bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi bunun üzerine Levent Gültekin kendi YouTube kanalında yeni bir formata başlamış. Gazeteci Lübe Ayar e, soruyor e, formatta, Şeydi, Fatih Altaylı'nın formatı gibi Levent Gültekin de yanıtlıyor soruları. Şimdi bunun ilk bölümünde Levent Gültekin yine seçim sürecine dair çok önemli bir iddia gündeme getiriyor. Diyor ki 2 Mart olayı Meral Akşener'in masadan 3 Mart'ta masadan kalktı ya 2 Mart'ta olan bir gelişmeyi kendi iddiası yani bu bir iddia bu arada tekrar söylüyorum gündeme getirmiş bugünkü videosunda deniliyor ki videoda e, Levent Gültekin. Diyor ki bana diyor rumuzla açılmış bir mail adresinden bir mail ulaştı. Mail'i başta ciddiye almadım fakat sonra e, araştırınca ilginç şeyler çıktı mail'den diyor. Mail de şöyle denilmiş. E Meral Akşener'in 2 Mart'ta altılı masadan kalkma gerekçesi olarak Akşener'e iletilen bir mail olduğu söyleniyor bu 2 Mart'ta. Eğer denilmiş işte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, adaylığını engellemezseniz, e, engellemeye dönük hamle yapmazsanız e, Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon dolarlık e, aldığınıza dair, Hasan Cengiz'den 100 milyon dolar aldığınıza dair bir ses kaydını deşifre ederim diyor mailde Meral Akşener'e. Bakın arkadaşlar bunlar tamamen iddia. Onu tekrar söyleyeyim. Ben Levent Gültekin aktardığını size söylüyorum. Şimdi Meral Akşener'e böyle bir mail gitti. Ne iddia ediyor? Levent Gültekin neye dayanarak iddia ediyor? Çünkü diyor bir rumuzlu bir mail adresi bana o maili gönderdi. Bak Meral Akşener'e 2 Mart'ta bu mail gitti. Meral Akşener de korktu o yüzden masadan kalktı. Meral Akşener'in masadan kalkma nedeni budur diyor gelen mail. Levent Gültekin'e göre teşekkür ediyorum, sağ olun sevgili Serkan Bey. Ve Levent Gültekin bunu aynen şu ifadelerle aktarıyor e, YouTube kanalında. Gelen e-postada e, devlet içerisinden Kemal Bey'in adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen bir kanat bu. Maili atmış Meral Akşener'e. Devlet içinden. Kemal Bey'in adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip olduğunu söyleyerek Meral Akşener'e bu mail, şeyi atmış maili. Mailde de Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım şeklinde olduğunu söylüyor. Levent Gültekin. Peki işte soru şurada devreye, yani şu soru devreye giriyor. Zaten Levent Gültekin de öyle aktarıyor. Ben de bunun üzerine gittim. Hasan Cengiz kim? Yani kim bu Hasan Cengiz? Ee, şöyle Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı olarak tanınmış biri. Ee, ama ben de baktım, Levent Gültekin de bakmış. Efendim e, Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafları var. Evet gerçekten Google'a Hasan Cengiz Kılıçdaroğlu falan yazdığınızda Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafları çıkıyor. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili çalışmalar yürüttüğü ne dair fotoğraflar, paylaşımları ortaya çıkıyor. E, diğer taraftan e, Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu bir panel sanırım. Panelde tam ortalarında oturuyor Hasan Cengiz. Ama Hasan Cengiz... Yine bir taraftan da iktidara yakın bir isim. Pro, e, profil fotoğrafına falan baktığınızda, Twitter paylaşımlarına baktığınızda Türkiye Yüzül diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven paylaşımları var. AKP'li isimleri öven paylaşımları var. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz bunu Levent Gültekin de söylüyor. Bayağı Putin'in böyle danışmanlarından biriyle fotoğrafları var. Ben de az önce şeyi buldum Twitter'dan. E, Suriye'ye gitmiş mesela Suriye'deki üst yöneticilerle görüşmüş onlarla fotoğrafları var. Yine MIT'e yakı, daha önce MIT'te görev alıp ayrılan biriyle fotoğrafı var. Değişik bir biri. Ama en ilginci ne biliyor musunuz? Benim bulduğum en ilginç şey şuydu. Erzurumlu, Erzurum'da yayın yapan yerel bir internet sitesi. Adı neydi? Adını söyleyeyim. Gazetegüncel.com. Burada bakın bu çok ilginç. Bence yani en ilginç taraflarından biri de bu. Burada 4 Mart 2023'te yani genel seçimlerden önce 4 Mart 2023'te Hasan Cengiz'le ilgili bir yazı yayınlanmış. Rumuzla ya yazılmış yazı. Gölge yazdı deniliyor. Gölge rumuzlu biri yazmış. Yazının başlığı Hasan Cengiz ve CHP. Yazıda deniliyor ki detaya girilmemiş. Şunu diyorlar özetle. E Hasan Cengiz'i biz tanıyoruz. Daha önce kendisini deşifre ettik. Erzurum'da neler yaptığını deşifre ettik. Bizim deşifre etmemizden sonra Erzurum terk etmek zorunda kaldı. Şimdi de gitmiş Ankara'da yakın ilişkiler kurmuş. Cumhuriyet şeyle Kemal Kılıçdaroğlu ile çok yakın anladığımız kadarıyla genel seçimlerde kendisine bir milletvekilliği verilecek ve kendisi CHP'den milletvekili olacak deniliyor yazıda. Yazı çok ilginç. Çok ciddi, ilginç bir yazı. Sonra ben bu internet sitesinin arşivinde Hasan Cengiz'le ilgili daha önce ne duyurmuşlardı orayı terk etmiş Hasan Cengiz. Neyden bahsetmişler? Biraz aradım aradım. Sildirmişler haberleri. Google'dan silinmiş haberler. Zaten yazıda da bundan bahsediliyor. Hasan Cengiz kendisiyle ilgili o dönem çıkan haberleri sildirmiş ya da başka biri bilmiyorum artık. O haberler silinmiş. İlginç. Çok ilginç bir durum. Yani Levent Gültekin de zaten aktarırken ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum diyerek aktarıyor. Çünkü kendisine gelen bir mail. Ben de öyle aktarayım. Bu mail ne kadar gerçeği yansıtıyor, bu bahsedilen iddia ne kadar doğru hiçbir fikrim yok. O yüzden e, kalın çizgilerle altını çizerek bir iddia olduğunu tekrar söyleyeyim. Ama şu bir gerçek ki bu Hasan Cengiz e, isimli vatandaş kimdir kardeşim bu kadar yakın bütün... Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecine o kadar çok destek vermiş ki bayağı boy boy fotoğrafları var. Evi taraftan bakıyoruz. iktidarla çok yakın ilişkileri var. ile yakın ilişkileri var. Suriye'yle ilişkileri var. Efendim eee evden ayrılan bir isimle ilişkisi var. Kim bu Hasan Cengiz? Sorusu yani benim kafamda açıkçası. Hani diğer maili de görmedim. Efendim eee bir rüşvet alındığına da şahit olmadım. Onlarla ilgili şu an söyleyecek hiçbir şeyim yok. Doğru da olmaz. Ama Hasan Cengiz kim? Fotoğraflara baktığında kim bu Hasan Cengiz sorusu gündeme geliyor. Enteresan bir durum. Yani garip bir durum var. E, karşımızda bakalım. Meral Akşener ne söyleyecek? E, bu iddia ile ilgili çok ciddi bir iddia anladığım kadarıyla. Yani bu iddiaya göre Meral Akşener'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellememesi için 100 milyon dolar veriliyor Hasan Cengiz tarafından. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmaması için 100 milyon dolar verildiği. Gelen mailde ise eğer karşı çıkmazsanız, devam ederseniz o masada oturmaya e, al, o parayı aldığınızı deşifre ederim ses kaydıyla deniliyor. Ve kadın da anladığım kadarıyla yani iddia o ki... E korkup masadan kalkıyor. Bu onun e, hikayesinin bu olduğu söyleniyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama iddialar e, çok e, ciddi iddialar. Onu da söyleyeyim sizlere. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyleyecek. Ben mesela yarın konuşacağım Cumhuriyet Halk Partililerle. Şunu soracağım bir kere her şeyden önce. Yani neden bu kadar yakın ilişkisi vardı Hasan Cengiz'le Cumhuriyet Halk Partili isimli? Neden bu kadar çok partinin içinde ve seçim sürecinde partinin içinde desteğini veren, bu kadar AKP'ye yakın olup da destek veren bir isim? Yani bir çelişki. E, merak ediyorum. Alacağım cevapları bakacağız. Yarın aktaracağım zaten size de.